Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Kaldığımız yer söz basımın mizampajına göre 183. sayfa. Orada sonra diye başlayan, sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin diye başlayan bölümden okuyacağız inşallah. Yine 2 sayfacık kadar okuruz diye tahmin ediyorum. Sonra tekrar okuduğumuz yerin başına dönüp ince tefekkürünü etmeye çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini ondan diliyoruz. Fakat ondan önce hep yaptığımız üzere önce 11. sözün başındaki ayetleri bir hatırlayalım. 11. söz nasıl bir yolculuğa bizi çıkarıyordu? Hem ayetler vesilesiyle hem de ilk paragrafıyla bunu bir anımsayalım. Ondan sonra da inşallah vaat ettiğimiz şeyi yapmaya gayret edelim. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve'l-duhâha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve's-semâi vemâ benâha ve'l-ardı vemâ tahâha ve'n-nefsi vemâ sevvâha ilâ âhir. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri bunlar. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Kısa bir mealleri şu şekilde: yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Daha meal düzeyinde ayetlere baktığımızda dahi şunu fark ediyoruz. Cenab-ı Hak insan-alem ilişkisini, insandaki düzenle alemin düzeni arasındaki ilişkiyi fark etmemizi istiyor. Nazar etmemizi istiyor, tefekkür etmemizi istiyor. Hatta emrediyor demeliyiz. Kur'an'da yer alması hasebiyle bunlar sadece birer tavsiye değil. Aslında emir de içerirler. Nasıl ki gökyüzüne bakmazlar mı ayeti? Evet, gökyüzüne bakmalısınız, bakın gibi emirleri içinde saklıyor, deruhte ediyor. Bu ayetler de böyle bir emri içinde saklıyor, gıyabında saklıyor diyebiliriz. Müslümanın bir vazifesi de o zaman ne? Kendisiyle alemin arasındaki uyumu. Hem alemdeki intizamı kavrayarak hem de bu alemin intizamının kendisinin, nefsinin, bedeninin olsun, ruhunun olsun, duygularının olsun, o insan denen külliyetin intizamıyla ilişkisini anlamaya çalışarak, o yönde tefekkürler yaparak bunu marifetullah'ın merdiveni kılması lazım. Hani ben kimi alıntılarda yapmıştım, Michio Kaku'nun, Japon fizikçi Michio Kaku'nun Paralel Dünyalar eserinden. Orada diyordu, yani dünyanın bulunduğu yer bir Goldilocks bölgesi, yani tam yerli yerinde, olmazsa olmaz yerde, hikmetin eda olacağı yerde, dünyanın yeri, dünyanın coğrafi konumu, Samanyolu'nun coğrafi konumu, Samanyolu'nun içindeki bölgelerin içinde güneş sisteminin coğrafi konumu vesaire vesaire, farklı katmanlar içinde dünyanın tam da olması gereken yerde, hayatın olabileceği bir yerde var edildiğini o kitaptan yaptığım alıntılarla bundan 3 veya 2 ders önce bahsetmiştim. Bu ayetlerle de ilgili gördüğüm için iyi denk gelmişti, tevafuk olmuştu. Evet, bu ayetler bize bunu öğütlüyor. Alemin düzenine bakmamızı, nefsimizin düzenine bakmamızı ve bu afak ile enfüs arasında bağlantılar kurmamızı, zaten olan bağlantıları görmemizi, keşif yapmamızı, yani zaten olanı fark etmemizi Cenab-ı Hak emrediyor. İlk paragrafı okuyalım. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, yani kainat niçin yaratıldı, hangi hikmetle yaratıldı, nasıl dersler, sırlar barındırıyor, bunun tılsımını, bunu görmeye sağlayacak anahtarı, şifreyi ve hilkati insanın muammasını. Peki insan niye bu alemde var edildi? Bu işte rakamlara sığmayan mesafelerde,
Onun içindeki küçücük bir kara parçası üzerinde, bir arz üzerinde insan denilen küçüğün küçüğü bir varlık niye bu kadar camiyetli olarak yaratıldı? Onun muammasını ve hakikati salatın rumuzunu. Ah, enteresan bir şey. Bediüzzaman Hazretleri burada namazı da anıyor. Hakikati salat, namaz ne iş yapıyor? Onun bir işaretini veya işte onun özet bir manasını, rumuz burada ne diye verilmiş tekrar hatırlayalım. Söz basımın sayfa 6 sözlüğünde rumuz ince işaretler diye verilmiş. Evet, bu da makbul bir mana zaten burayı anlamamızı sağlayan. Bir parça fehmetmek istersen eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, anlamak istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Demek ki alemdeki düzen, insandaki düzen, bunların arasındaki bağlantı ne? Namaz. Yani insan namaz kıldığı zaman alemdeki düzenle kendi düzeni arasındaki bağı kavramış oluyor. Namaz bunu da ifade ediyor. O kişinin nefsindeki intizam ile ta işte güneşin aydınlığı arasındaki ilişki namazla ortaya çıkıyor. Onlar ne için varsa biz de onun için varızı şuurla, iradeyle, akılla, fiillerimizle, dilimizle, hareketlerimizle namaz vasıtasıyla ifade etmiş oluyoruz. Şeriat-ı kelamiyeye uymakla onun namaz emri en önemli emirlerden bir tanesi. İmandan sonra en önemli şey namaz. Uymakla ne oluyor? Şeriat-ı kevniyeye dahil oluyoruz. Kainatın zaten kevni olarak yaptığı o ibadetlere biz de kendi şuurlu ibadetimize dahil oluyoruz. Belki de onların önüne geçip sözcüsü oluyoruz. Temsili okumuştuk. Onun arkasındaki hakikat bahsinden de epeyce tefekkür ettik. Şimdi geldik yine 183. sayfaya. İki sayfa okuyacağız dedik burada. Ondan sonra yine başa dönüp ince tefekkür yapacağız. Şuradan başlıyoruz. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler, dediler. Subhaneke ve bihamdik. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki, bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan-ı halleri, şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve methinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir aczle rükûa gidip mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o gani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakr ve hacetlerini izhar edip dua edip İstemekle mukabele edip İyyâke nesta'in dediler. Sonra o Sani-i Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı en'amda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, amennâ deyip şehadet etmek, geliniz, bakınız, hayran olarak hayyal el felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultan-ı ezel ve ebed kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatının ilanına ve vahdaniyetin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Sonra
o Rabbül Alemin'in uluhiyetin izharına karşı zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Diyor ve metin devam ediyor. Biz daha fazla ilerlemeyelim. Zaten bu okuduğumuzu da konuşabilir miyiz? O 40 dakikaca bunların içindeki hazineleri sığdırabilir miyiz? O bile meçhul. Genelde onu da başaramıyoruz. Ama deneyelim. Burada mola aldık. Metin devam ediyor. Yani 183'ten 185'e gelmiş olduk. Zaten 190'da da bitiyor bu söz. Söz basımı mizampajına göre. Şimdi döndük başladığımız yere. Sonra dedi, o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı, muhabbet ve aşk ile mukabele edip, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dediler. Geçen ders bunu uzun konuştuk, ondan önceki derste konuştuk belki. Bediüzzaman Hazretleri Fatiha suresini şöyle tefsir ediyor. Fatiha'nın Estağfirullah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin kısmını bir gaibane muhatabiyet olarak tefekkür ediyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın yine kulu olduğunun farkındasın, yine imanlısın ama doğrudan ona iltifat diyorlar, yönelmek yani Cenab-ı Hakk'a. Doğrudan yönelmiş değilsin, eşyaya bakıyorsun, tefekkürünü oradan yapıyorsun veya afak dairelerinde geziyorsun diyelim. Ama İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'e geldiğiniz zaman ancak sana dua eder, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dilerim dediğimiz zaman kısa bir mealiyle orada artık Cenab-ı Hak'la birebir muhatabiyet, ona da Bediüzzaman Hazretleri hazırane muhatabiyet diyor. Yani kulluğun iki dairesi var gibi. Fatiha suresinden mülhem söylüyor bunu Bediüzzaman Hazretleri. Başka yerlerde bu bağlantıyı tam kurarak söylüyor bize. Burada ima etmiş daha çok. Bir gaibane tarzı var, bir de hazırane tarzı var. Cenab-ı Hak'la birebir sen ben tarzında muhatap olduğumuzda o hazırane, bir de o tefekkürü tarzında. Yani Cenab-ı Hak o olarak aklımıza geldiğinde, zihnimizde durduğunda, kalbimizde durduğunda, varlığa bakarak yaptığımız o tefekkür de o tefekkürü. O ubudiyeti diyelim, o ibadeti diyelim, o şekilde ifade etmiş olalım. Ben bunu vaktiyle bir sunum da yapmıştım, hatta yazım da var galiba. İnternette ararsanız belki bulursunuz. O tefekküründen sen tefekkürüne diye. Orada da bunu anlatmaya çalışmıştım. İşte geldik oraya. Burada Bediüzzaman Hazretleri aldık. Sen tefekkürünün mertebelerini anlatıyor bize. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediler. Sen tefekküründe Cenab-ı Hak'la birebir muhatap olmada artık Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını fark etmek ve ona karşı duygulanmak kaçınılmaz oluyor. Çünkü bizzat muhatapsınız. O şeklinde olan tefekkürde bu kadar şey yok. Ha var yine, bak yukarıda bahsediyor muhabbetten, iştiyaktan ama burada aşk diyor, artık şiddetleniyor. Yani birisiyle o şeklinde muhatap olmayı düşünün. Yani o olarak uzaktan muhatap olmayı düşünün. Bir de sen olarak, senli benli şeklinde, bu laubalilik demek değil yani, sen ben olarak muhatap olmayı düşünün. Oradaki duygusal etkileşim elbette öbüründen daha fazla. Burada da o geliyor artık. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi anılıyor burada. O Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı. Cenab-ı Hak sevdirmek istiyor kendisini. Bir şuunat-ı mukaddesesi var. Sevilmekten Cenab-ı Hak tabiri caizse, zor şeyler bunlar ama bir ferah-ı münezzeh, lezzet-i mukaddese. Bediüzzaman Hazretleri bunu tarif ederken zorlanıyor. İsmi kayyum bahsinde bu geçiyor. Hatta biz de cuma dersleri yapıyoruz, müzakereli dersler avcılarda. Tam bu mevzunun üzerindeyiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti dediğimiz zaman biz rahmetin arkasında Cenab-ı Hakk'ın
Yani haşa sümme haşa. Cenab-ı Hakk'ı mecbur edecek bir kudret mi var? Haşa. Yok. Cenab-ı Hakk'ı insanoğlu kendisine lütfetmeye mi zorluyor? Haşa. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Mahluk Halık'ın nasıl zorlayabilir? Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ihtiyacı da yok. Yani ihtiyaç bağlamında bir ihtiyacı da yok. Ama Cenab-ı Hak kendi kemalinden, kereminden, zatının yüceliğinden diyelim, artık orada kelimelerin yetmediği alan, bize rahmet ediyor. Onun kemali bunu iktiza ediyor ve o rahmetin arkasında ne var? Bir insan niye ikram eder? Bir insan neden kerem eder? Bir insan karşısındakine niye işte rahmet eserleriyle muamelede bulunur? Kendisini sevdirmek istemesinden. Çünkü seviyor da aynı zamanda mahlukatını. Sevdiği mahlukatının kendisini de sevmesini istiyor. Sevmese niye yaratsın Cenab-ı Hak? Demek ki mahlukatına muhabbeti var. Ve onların kendisini sevmesini de istiyor. Hak ettiği için, değil ihtiyaç duyduğu için. Bakın yanlış anlaşılmasın. Burada kelimeleri dikkatli seçmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacından bahsedilemez. Çünkü Allah olmak ihtiyaçsızlığı gerektirir. Allah ihtiyaçlı olursa o ihtiyaç duyduğu şey Allah'ın Allah'ı olur. Haşa sümme haşa. İşte İhlas suresinin verdiği ders budur. Yani o doğmamıştır, doğrulmamıştır diyor ya orada. Öyle olur Allah. Orada doğmak, doğrulmak, onu biraz da geniş düşündüğümüzde, yani hiçbir şekilde onun varoluşu bir sebebe dayanmamalı. O kıyam bi nefsihi, yani Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücuttur o. Onun varlığı başka bir şeye dayanmaz. O hep vardır. Başkasına dayanmadan biz mahlukuz, biz başkası biz yaratırsa var oluruz. Varlıkta tutarsa Celle Celaluhu bizi, öyle var oluruz. Cenab-ı Hak böyle var olmaz. İlahlığın gereği olarak o hiçbir yere yaslanmadan var olur tabiri caizse. Yani onun varlığı kıyam bir nefsidir. Hiçbir şeye yaslanmaz. Böyle ifade ediyoruz. Onu devam ettiren, var eden hiçbir sebepten bahsedilemez. Öyle olursa işte Allah'lığın şartı yerine gelmemiş olur. İlah öyle olmaz. İlah demek zaten o kusursuzluğu barındırır. Bizim gibi olmamayı barındırır yani. Evet. Şimdi onu söyledik. Ama ihtiyaç duymadan, ama zatının yüceliği ve kemali gereğince. Bunu şöyle bir misalle anlamaya çalışalım. Cömert bir adam var. Çok da zengin. İmkanları da çok. Ama yine de çok bağışta bulunuyor. Fakire fukaya dağıtıyor. Şimdi bu adamın bir ihtiyacından bahsedilebilir mi o fakirlere? Yani diyelim ki hiçbir beklentisi de yok. Öyle siyasete miyasete de girmemiş. Veya işte o kamuoyunun desteğiyle de bir şey de yapmak istemiyor. Sadece bağışlıyor. Böyle insanlar da var. Allah sayılarını arttırsın. Eksikliklerini göstermesin. Böyle cömert insanların niye cömertlik yaptığını sorguladığınız zaman en son vardığınız son nokta, ya bu adamın kendi içinden, biz işte insan için konuştuğumuzdan bunu içinden diyoruz. Cenab-ı Hak için iç dış söylenemez de, ya bu adamın içinden geliyor böyle olmak. Bu adamın şanı kerim olmak. Bu adamın şanı cömert olmak. Karakteri, mizacı, tabiatı böyle bu adamın deriz değil mi? La teşbih ve la temsil. Tabii bu çok kusurlu bir örnek ama hakikate yaklaşmamıza bir ufak kapı açıyor, bir pencere açıyor. Cenab-ı Hakk'ın da şuunatı var. Kemalinin gereği olarak, yani o kemal onun zatından ayrılmadığı için Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti var. O rahmetin arkasında mahlukatının kendisini sevmesini istemesi var. Cenab-ı Hakk'ın zatından ayrılmayan bir özellik, bir sıfat. Ve bu, biz onu kainatta nasıl görüyoruz? Biz onu rahmaniyet olarak görüyoruz. Sürekli bir bağış. Allah yavruluktan başlıyor ölümüne kadar. Ölümüyle de kesilmiyor. En küçük böcekten tut, en büyük işte file kadar, balinaya kadar. Hepsinin kendi yapısına, mahiyetine, durumlarına, şartlarına göre ikramlar, ikramlar, ikramlar. Zaten varlığa çıkmak başta bir ikram. O varlığın içinde alınan her mesafe ayrı bir ikram. O varlıkta kalmak ayrı bir ikram. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine mazhar olmak demek bu. İkram, sen alabilir misin zorla Cenab-ı Hak'tan haşa sümme haşa bir tecelli? Cebredebilir misin? Haşa sümme haşa.
O tamamen lütuf, kerem, rahmet. Yani bir orada Cenab-ı Hakk'ın yüceliği, kemali, ilahlığının işte lazım falan diyoruz. Aslında bu kelimeler dolmuyor da. İşte fehmimizi yaklaştırmak için Allah öyle olur yani. O Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı, evet Cenab-ı Hak kendisini sevdiriyor rahmetle. Muhabbet ve aşk ile mukabele edip, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dediler. Bizim muhabbetimiz Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, aşkımız ve muhabbetimiz. İnşallah Cenab-ı Hak onları bizim kalbimizde yeşertsin, çoğaltsın. Aşkımız ve muhabbetimiz aslında Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bir mukabele. Ama bakınız, Cenab-ı Hakk'ın bize ettiği tarzda ona öyle bir şey yapamıyoruz biz. Bak, o rahmet ediyor, yukarıdaki aşağıdakine rahmet eder. Biz ne yapıyoruz? Aşk ve muhabbet. Biz ona iştiyak duyuyoruz. Aşk ve muhabbette biraz daha böyle karşıdakine muhtaçlık var. Mesela Bediüzzaman Hazretleri Süleyman Çelebi'nin Mesnevi diyorum, Mevlid-i Şerif'inde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ben sana aşık olmuşum ifadesini Cenab-ı Hakk'ın adına kullandığı için onu ne yapıyor? Bu diyor çok doğru bir şey değil. Cenab-ı Hak açısından bunu kullanmak iyi o değil. Ben senden razı olmuşum dense daha iyi olur diyor. Bediüzzaman'ın burada o gösterdiği endişe veya işte diyelim tahsih, Süleyman Çelebi Hazretleri'nde Kuddise Sürruh yaptığı onun metnindeki tahsih aslında biraz bunun için. Çünkü aşkta karşı tarafın ihtiyaç duyulması durumu var. Aşkta. Burada da zaten kullandığı şeye bakın. Kendini sevdirmesi diyor ya. Bak, burada sevmek, orada kendini sevdirmek. Cenab-ı Hak varlığını sevmeye muhtaç mı? Değil. Ama varlık onu sevmeye muhtaç. Gelelim aşağı. Varlık Cenab-ı Hakk'a haşa sümme haşa rahmet edebilir mi? Mümkün değil. Yani, neyin var ki neyle rahmet ediyorsun? Zaten aldığın her şey bağış. Haddini bil denir yani insana. Ne yapabilir insan? Onlara iştiyak gösterir. Aşk ve muhabbet. Burada aşk ve muhabbet bizim muhtaçlığımızın da altını çiziyor yani. Alan biziz. Veren el Cenab-ı Hakk'ın rahmet eli, kudret eli. Alan el bizim elimiz. Alan el, veren elden aşağıdadır. Veren el, alan elden üstündür. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dediler. Artık orada muhabbet, aşk kendini ortaya çıkardı. Sonra o mün'im-i hakikinin, hakiki nimet verenin, tatlı nimetleriyle terahhum, yani terahhum ne demekmiş bakalım buradan, şefkat ve merhamet gösterme. Cenab-ı Hakk'ın şefkat ve merhamet göstermesi. O mün'im-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı, rahmet köküyle yine bağlantılı galiba bu terahhum, ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler, dediler. Subhaneke ve bihamdik. Şimdi burası ilginç geliyor bana. Yukarıda Rahman dedi, aşk ve muhabbet dedi. Burada münim-i hakiki dedi. Ona karşı şükür ve hamd dedi. Yukarıdakinden bunun farkı ne diye ben düşünüyorum. Aklıma şu geliyor. O tefekkürü mertebelerini sayarken Bediüzzaman Hazretleri parçadan bütüne doğru çıktı. Sen tefekkürünün mertebelerini sayarken de yukarıdan aşağı iniyormuş gibi sanki. Sinek dadandı arkadaşlar, ders yaptırmıyor. Size gözüküyor mu bilmiyorum. Benim önümde uçuyor, dikkatimi dağıtıyor. Sen tefekkürünü söylerken de Bediüzzaman Hazretleri büyükten aşağı doğru geliyor. O rahmaniyet aslında en büyük resim. En büyük resim, yani Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla muhatabiyetinin en yoğun tecellisi, en yoğun rengi, en kolay fark edilen, belki de öyle demek lazım, kulların en kolay fark ettiği rengi, mahlukatın, rahmaniyet. Rahmaniyet çok belirgin, çok okunaklı, çok ve açık ve ne diyelim, peşine düşülünce insanı çok güzel yerlere götüren bir mana olduğu için Bismillahirrahmanirrahim'in içinde de yer bulmuş kendini, hatta onu kuşatmış. Hem de Bismillahirrahmanirrahim ne olmuş? Kur'an'ın her suresinin, Tevbe suresi hariç, ama
Onu da Nahl suresinin içindeki bir ayet telafi ediyor tabiri caizse. Orada da var. 114 kere içinde geçmiş Kur'an'ın surelerin başlarında. Yani o bakış açısını Cenab-ı Hak en başta kuşanmamız için hep Kur'an'ın surelerinin başında hatırlatıyor bize Rahman ve Rahim olduğunu. O renk önemli bir renk. En geniş, en cami renk belki de o yüzden burada sonra da Rahmaniyetle başladı. Aşağı indi. Rahmaniyetin daha somutlaşmış, daha böyle gözümüze belirgin tayflarla çıkmış şekli inam. Yani nimetler, işte rahmetin görünürlüğü. Sonra o mün'im hakikinin, hakiki nimet verenin değil yani burada aldığımız zahiri sebepler değil. Onlar kastedilmiyor. Onların arkasında bize nimet veren kastediliyor. Tatlı nimetleriyle terahum, rahmetini, rahmetlendirmesi, rahmetini göstermesi ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler. Bak, yukarıdaki en büyük resimdi. Ona yine onunki gibi bir soyut ifadesi burada tam doğru olmuyor da külliyetli mi diyelim? Ama somutluğu, şekli kesin olmayan, yani mesela aşk ve muhabbet somut şeyler değil. Tezahürleriyle beraber somut oluyorlar. Elbette aşk ve muhabbet daha çok içte olan bir şey. Ama buraya geldiğin zaman bak rahmet somutlaştı, mün'imi hakiki oldu. Aşağıda da muhabbet ve aşk somutlaştı, şükür ve hamd ile mukabele ettiler oldu. Sonra o mün'imi hakikinin tatlı nimetleriyle terahum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler. Burada şükür ve hamd, işte hani diyorlar hamd nimet olmasa da edilir. Övünülecek her şeyin, her kimden her neye olursa olsun hepsinin Allah'a ait olduğunu ifade eder hamd. O manayı saklar içinde şükür bir nimete karşı olur deniliyor. Hatta bugünlerde okuduğum bir kitap var işte İbni Cüzeyel Kelbi Rahimeullah'ın Hicri 8. asırda yaşamış bir Endülüslü alimin kitabın ismi neydi? Muhtasar Kur'an Sözlüğü, tefsire giriş ve Muhtasar Kur'an Sözlüğü, Rıhle kitaptan çıkmış bir eser. Az kalsın unutacaktım ismini. Orada mesela şükür ve hamd için şunu söylüyor. Hamd nimet olmasa da yapılır. O anlamda şükürden daha kapsamlı mıdır? Kapsamlıdır. Fakat şükür diyor, şart değildir dille yapılması. Azalar da şükredebilir kendilerine göre. Mesela işte bir nimeti aldınız, vücudunuz o nimetten şenlendi, enerji kazandı. O da bir şükürdür. Bu anlamda da diyor, şükür kapsamlıdır hamd'dan. Hamd ancak dille olur diyor. Onun şeyi o. Yani o sözlükte öyle bir mana vermiş, ikisini birbirinden ayırmış. Aklıma geldi şimdi bahsettim. Yani şükür de daha bir ameli olarak renklilik var. Hamd da dil ile ama hamdın da manası şükürden daha geniş. Burada da önce şükür gelmiş sonra hamd gelmiş ilginç olarak. Yani demek ki somutluğu burada vurgulanıyor. Muhabbet şükre bağlanmış mı desek, aşk da hamda bağlanmış mı desek. Yukarıdaki terkibi bağlarsak. Devam edelim. Subhaneke ve bihamdik dediler diyor. Ne demek bu? Hadislerde geçen bir ifade, seni kusurlardan tenzih ederiz ve sana hamd ederiz. Özetle manası bu. Ama Üstad Hazretleri bunu bir dua şeklinde açıyor. Biraz sanki duaya da benziyor. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyorsunuz bu duasıdır. Seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik gibi. Arapçaları şimdi aklıma gelmedi, yanlış hatırlarım, yanlış söylemeyeyim. Hakka marifetke ya mabud falan gibi böyle terkipleri vardı. Aklıma Subhaneke arafnake hakka marifetke ya mabud muydu gibi. Yani böyle bir şeydi. Hatalıysam ara Allah affetsin beni. Bu konularda zayıfım maalesef. Bakın o duaya bir gönderme var. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Bunu bir hocadan, belki de Mustafa Özşimşekler hocadan bir sohbetinde dinlemiştim. Yani Süleyman Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki ya Rabbi demiş yani sana hakkıyla ibadet edemiyoruz.
onu söylemiş yani. Ya Rabbi, Cenab-ı sana hakkıyla ibadet edemedim, seni hakkıyla tesbih edemedim, seni hakkıyla, o da o dua yetmiş galiba. Cenab-ı Hak da ona bir meleği vasıtasıyla veya bizzat kendisi buyurmuş ki, şimdi hakikate yaklaştın ya da hakikate eriştin gibi bir şey buyurmuş Cenab-ı Hak. Yani evet, onu hakkıyla bilemediğimizi anladığımız yerde doğru şeye ulaşmış oluyoruz. Malumiyetinde meçhuliyet var, meçhuliyetinde malumiyet var. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de bir yerde galiba böyle bir şey anlatıyor. Yani malum dediğin anda bilmemenin eşiğine gelmiş oluyorsun. Meçhul dediğin anda bilmeye başlıyorsun yeniden, öğrenmeye devam ediyorsun. Ha, bu demek değildir ki Cenab-ı Hakk'ın hiç marifetine dair bilgimiz yok. Var, ama bunlar o kadar yüksek bir seviye ki, işte hurma çekirdeğinden hurma ağacına kadar, benim Rabbimden alemler Rabbine kadar bir sürü mertebesi var. O yüzden bu dua hep dilimizde olmalı, ne kadar bilsek de. Sahibi Miraç aleyhissalatü vesselam o kadar gördüğü ayetlere rağmen, seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla şükredemedik, sana hakkıyla ibadet edemedik diyorsa, bize de yani halt etmek düşer artık yani. Ondan fazlasını söylemeye cüret edebilecek olanımız var mı? Haşa sümme haşa. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın takip ettiği yol, buyurduğu beyanlar, ettiği dualar elbette ümmeti için istikameti ve en güzeli, en doğruyu, durulması gereken yeri tarif ediyor. Orada da bize ders veriyor. Bak, ben sahibi Mirac iken Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben diyor bunları beyan ediyorum. Hakkıyla bilemedim, hakkıyla şükredemedim, hakkıyla ibadet edemedim. Ey ümmetim, dikkatli olun bak, bildim sanarsınız, öğrendim sanarsanız, bu iş bitti sanırsınız, değil. Marifet yolu yukarıya doğru hep açılan, açılan, açılan bir şey. Oradaki mesaiyi bırakmamak lazım. Ve malumiyetinde meşhuliyet, meşhuliyetinde malumiyet var diye düşünmek lazım. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki, yani şükredileceksin ki, bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın, nimetlerin, bağışların, açık lisanı halleri, şükür ve senanızı okuyorlar. Bak, burada İbni Cüzey el-Kelbi rahimeullah'ın şeyini doğruladığı gibi, lisanı halleri diyor, şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve methinizi bildiriyorlar. Burada ilanata bağladı hamdı. Bak, orada lisanı halle bağladı, burada ilanata bağladı. Hamd ve methinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Geriye dönüyoruz. Önce ilk beyan edilen burada şu oldu. Ya Rabbi, biz senin şükrünü eda edemeyiz. Yani hak ettiğin şekilde sana layık olması gereken noktada bu işi başaramayız. Biz mahlukuz, biz sınırlıyız, biz aciziz. Sen öyle yücesin ki, yüceliğini şöyle uzaktan tarif ediyoruz. Öyle şükre layık bir meşkursun ki, bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisanı halleri, şükür ve senanızı okuyorlar. İhsanatının lisanı halleri şükür ve senayı nasıl okur? İhsanatın lisanı halleri, ihsan kelimesi burada özel bir anlamda mı kullanılmış? Bazen söz basın bu ayrıntıları gözetiyor, benim de hoşuma gidiyor. Kelime bazen bazı yerlerde o diğer hep alışık olduğumuz manada kullanılmamış oluyor. Kenan Demirtaş Hoca bu hassasiyete sahipti, Allah razı olsun. Allah ona da sağlık, sıhhat, latif nasip eylesin, hizmetlere döndürsün. İhsanlar, ikramlar, bağışlar diye verilmiş burada. Yok, her zaman bildiğimiz anlamıymış. Kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Nasıl? Nasıl olabilir bu? 33 dakika olmuş, vaktimiz var. Allahu alem şöyle diyebilir miyiz? Şükür neye karşı yapılır? Nimete karşı yapılır. Yani nimetin olduğu yerde şükür olur. Öyle mi? Öyleyse ihsanat olarak tanımlanabilen her şey,
madem ki ihsan dediğimiz anda, bir şeye karşı ihsan okumasını geliştirdiğimiz anda ne oluyor? O bir güdümlü füzeye dönüşüyor tabiri caizse. Geçen de işte biz ismi kayyum bahsini tefekkür ederken cuma dersinde üstad 3 mertebe söylüyor. Hüsn, ihsan, kemal. Bak hüsn daha böyle bir adressiz gibi güzellik ama ihsan bir yerden bir yere gönderilen. Mesela çiçeğin güzelliği, çiçeğin hüsnü dediğiniz zaman çiçeğin güzelliği tamam ama çiçeğin güzelliğindeki ihsan veya güzellik ihsanı, çiçekteki güzellik ihsanı dediğiniz zaman ya da çiçek ihsanı, ihsan edilen çiçek dediğiniz zaman gibi gibi, burada işte hani uygun kelimeyi bulamamış olabilirim, eksikleri siz doldurun. İhsan dediğiniz zaman mevzu bir güdümlü füzeye dönüşüyor. Gönderen biri var, alan biri var. Gönderen biri var, alan biri var. Ya da gönderen biri var, alan çoklar var. Belki bütün mahlukat ondan hisseder. Bir hava ihsan ama ondan alanların sayısı belli mi? Ne kadar canlı var bu dünyada. Hepsi de o havadan hisseder. Hava dışında kim bilir neler hisseder. Demek ki ihsanat denildiğinde güdümlü füzeye dönüşüyor mevzu. Ve o nimet teşekkür istiyor. Mesela bu apartmandaki bütün kapılara ya da öyle genelleştirerek mi söyleyelim? Yani şöyle bir şey söyleyelim. Her sabah güneş doğuyor. Her sabah güneş doğmasından dolayı insan lazım olan onun o yeknesaklığı, adet ilahi olması, adet şeklinde hep olmasından dolayı lazım gelen şükrü duymuyor. Yeterince duymuyoruz. Cenab-ı Hak bizi affetsin. Ama mesela daha böyle tam kaideye bağlanmamış, belirsiz bırakılmış biraz müphemiyeti olan rızık gibi, yağmur gibi ne diyelim? Hayatın farklı mertebelerine ulaşacağımız nimetler gibi böyle kaideye bağlanmamış. Onlarda biz daha çok neyin farkında oluyoruz? Güdümlü füzenin farkında oluyoruz. Nimetin geldiğinin, sana özel geldiğinin farkında olmak, işte ihsan, Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmek de ihsan ya. Cibril hadisinde Efendimiz'e soruyor Cebrail aleyhisselam, İslam nedir, ihsan nedir, iman nedir miydi? Evet bunlardı galiba sorular. Oradaki ihsan, Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmek. Burada da o şey var aslında, gönderdiğinin farkında olmak da bir uyanıklık. Ve bu uyanıklık bir teşekkür açlığı doğuruyor. Bu bana özel, bu bana lütfedildi, bu bana bağışlandı. İşte bir sınav vardı, bu sınavdan 100 almayanlar alınmıyordu ama ben 70 aldığım halde beni işe aldılar. Bana bir ihsan oldu, özel bir şey var burada. O farkındalık şükrü bir açlık olarak doğuruyor ve onun arkasından sena geliyor. Yani Allah razı olsun diyoruz mesela öylesine, ne iyi adammış diyoruz. Yani nimetteki ihsaniyeti fark etmek, onun o güdümlü füze gibi adrese teslim olduğunu fark etmek, uyanmak buna, şükür ve senayı, belki burada öyle bir ilgi var Allahu alem, kurduruyor, düşündürüyor, bana düşündürdü şimdi mesela. Önceden düşünmemiştim, şimdi düşündüm, Allah razı olsun. Sizin sayenizde, bahanenizle oldu. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla. Burada da bakın ihsan demedi, nimet dedi. Ve dizilmiş, serpilmiş dedi. Yani diğerindeki kadar hususilik sanki burada yok gibi hissediyorum ben. Daha geniş bir daireyi okutturuyor yani. Tek tek özel özel bana gelen, sana gelen, ona gelen değil de bak bütün daireye bak neler neler oluyor diye düşündürüyor. O da hamd ve metinizi okuyorlar. Demek ki şükürle hamd arasında böyle bir şey de var mı acaba? Şimdi düşündüm mesela aklıma geldi. Büyük resimde, celali resimde gözükene ettiğimiz övgü, hamd, küçük resimde bize gelen nimete yaptığımız teşekkür, şükür. Bak büyük resmin okuttuğu hamd, bunlarda övülecek çok şeyler var. Bunların hepsi Allah'a ait. O büyük resme bakıp, celali resme bakıp konuştuğumuzda hamdı söylüyoruz. Küçük resme, cemali resme baktığımızda da şükrü söylüyoruz. Acaba böyle bir ilişki var mı? Aklıma geldi. Sizin de aklınızda bulunsun bakalım. Düşünün. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri,
rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri. Şems suresinin sonunda ne diyordu? Zaten baştan sona orası bir intizam anlatıyor da, işte güneşin aydınlığı, gece gündüz falan, onlardaki arzın yayılması, hepsinde bir intizam var. Kademe kademe her bir parçadaki intizamı anlatıyor da, büyük daireden küçük daireye. En sonunda insanın nefsindeki intizamdan bahsediyor değil mi? Üstad da bak nereye getirdi mevzuyu. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri. Bir şey intizamlı olmazsa, ölçülü, mevzun olmazsa, onda ne rahmet ne nimet olabilir mi? Bakın, olamaz arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, nimeti biraz arkasına gittiğiniz zaman aslında hakikatinde o şeyle bizim düzenimiz arasındaki düzen ilişkisine dayanıyor. Mesela Cenab-ı Hak demiri bir rahmet olarak yaratmış değil mi? İnsanın vücudunda da demirin yeri var. Ama fazla aldığınız zaman ne yapar sizin bünyenizi? Zehirleyebilir. Hatta işte vitaminlerin bile, mesela kutup ayısının karaciğerinde çok fazla A vitamini varmış. Çok yoğun bir A vitamini. Kutupların seyyahlarından birisi aç kalınca kutup ayısı avlamış, ciğerini de yemişler hepsi beraber. Bütün o yolcular, seyyahlar A vitamini zehirlenmesi geçirmiş. Bunu da bir bilim teknik dergisinde okumuştum yani. Bak, nimet ama ölçüsüyle nimet. Nimet ama intizamıyla bir nimet. Senin intizamın, onun intizamı birbirinize uyuyorsanız nimet. Ben mesela sığırın, küçük baş hayvanın, devenin karaciğerini, şurasını, burasını yiyorum, hiçbir şey olmuyor. Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış ki benim intizamıma uyuyor. Bunları yiyeyim diye yaratmış. Ama başka bir şey var, yiyorum, bana zarar veriyor. Bünyem kaldırmıyor, etini reddediyor bünyem. Veya işte içindeki mineraller ağır geliyor. Mesela bu ne demek? Bak, onun intizamı benim intizamıma uygun yaratılmamış. O da intizamlı, bir vazifesi var. Ama bu intizam bu intizama göre değil. Burada da sanki ona dikkat çekiliyor. Rahmetin hemen arkası. Biraz arkasına böyle nazar ettiğinizde, tefekkür nazarınızı yolladığınızda rahmet ve nimetin manzum meyveleri, onlar manzum, nizamlı olduğu için meyveler, bizim düzenimize uydukları için, bizim ve onların düzeni anahtar ve kilit gibi aynı ustanın elinden çıktığı için, nasıl ki anahtar başka, kilit başka olsa uymuyor, anahtar başka bir firmanın, kilit başka bir firmanın olsa uyduramıyorsunuz. Hatta o kilide göre yapılmış o anahtar olmasa bile uyduramıyorsunuz. Cenab-ı Hak da öyle yaratmış ki varlığın her bir parçasının içinde anahtar kilit ilişkisi var. Sen onunla beraber tık oluyorsun. Ne anahtar kilidi yaratabilir, ne kilit anahtarı yaratabilir. Anahtar ve kilidin böyle bir şeyi yok. İşte sivrisineğin gözünü halk eden manzume-i şemsiyi o halk etmiştir. Pardon, sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunun gibi bir cümleydi. Bak, sivrisineğin gözü güneşi yaratabilir mi? Ne alaka? Güneş sivrisineğin gözünü yaratabilir mi? Ne alaka? Ama beraber çalışıyorlar. Pirenin midesi güneş sistemini yaratabilir mi? Sonuç o. Nasıl şey yaratabilsin? Öncesini yaratabilsin? Peki güneş sisteminin kendisi o helyumlar, mineraller, şunlarla bunlarla bir pire yaratabilir mi? Yo, o da onu yaratamaz. Ama beraber işliyorlar. Midedeki besin özelliği, pirenin midesindeki besin özelliği o beslenme zincirinin en ucuyla, güneşle bağlı. Değil mi? O adenozin trifosfatla o bitkiler güneş enerjisini toprağa bağlıyorlar. Toprağın diyorum işte, kendi bünyelerine bağlıyorlar. Onları ot yiyen canlılar yiyor. Onları et yiyen canlılar yiyor. Biz de her ikisini birden yiyoruz. Aslında güneşteki enerjiyi biz vücudumuzda yakıyoruz, kullanıyoruz. Biyolojik olarak kullanılan enerji aslında güneşten gelen enerji. Bitkiler onu tutmasını biliyor. Biz de onları yemesini biliyoruz. Ama hepsi bir düzen parçası. O halkanın en ucunda ne var? O halkanın en ucunda da pire var, parazitler var. Parazitler de ne yapıyor? Bizden hazır besin alıyorlar. Bak, pirenin midesi manzume-i şemsiye. Aslında halkanın iki ucu gibi. Üstad Hazretleri ona dikkat çekiyor. Burada da o şey,
var sanki. Rahmet ve nimetin arkası düzen ve ölçülülük, manzum meyveleri ve mevzun yemişleri, senin cud ve keremine, cömertliğine ve yine keremi de cömertlik. Bunların arasında bir nüans vardır ama işte biz bilmiyoruz. Bakalım burada söylenmiş mi? Cömertlik demiş, cuda, kereme ne demiş? Buna da lütuf cömertlik demiş, aynı şeyler söylemiş. O nüansı demek ki düşünmek lazım, daha bakmak lazım. Senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Demek ki bu mahlukattaki düzen, onlardaki incelik hem de bolluk, düzen içinde bolluk. Yani düzenli bir şey yapmak zordur. Özen ister, ona göre de sayı azalır. Mesela sanat arttıkça, detay arttıkça üretim azalır. Bazen bakarsınız şu bir tane araba modeli çıkmış, 5 tane üretilmiş. Dünyada 25 tane var denir mesela bir arabadan. Niye? Çok sanatlı, çok pahalı. Ona göre sayısı da az. Ama Cenab-ı Hak hem çok sanatlı yaratıyor, hem de çok bol yaratıyor. Çok cömertçe yaratıyor. Bunların bu hali de Cenab-ı Hakk'ın keremine şehadet ediyor. Sadece düzenli olmaları değil, onların içinde bir de çok olmaları. Bunlar birbiriyle çarpılıyor arkadaşlar. Mesela bir şeydeki düzen de Cenab-ı Hakk'ın ona ne kadar cömertçe tecelli ettiğini, sanatını kullandığını gösteriyor. Bir de onun çokluğu onunla bir daha çarpılıyor. Sonsuz çarpı sonsuz gibi bir şey oluyor yani. Senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Demek ki bolluk aslında, evet metnimizi bitirmiş olalım, bu sayfada kalalım, süremiz doldu zaten. Bolluk aslında, düzen aslında bizi Allah'a götürmesi gereken şeyler, meyve gibi bir sanat nasıl bu kadar bol olabiliyor? Ya da işte elma gibi bir şey nasıl bu kadar bol olabiliyor? Kiraz gibi bir şey nasıl bu kadar bol olabiliyor? Diye hayret etmemiz lazım. Hem düzenli hem bol. Hem düzenli hem ölçülü hem bol. Gibi bir şeye hayret etmemiz lazımken ne olmuş? İnsanoğlu o bolluktan kafayı yemiş. İşte o güneşin her gün doğmasına şükretmediği gibi, dua etmeye ihtiyacı hissetmediği gibi, bunların da bolluğundan gözü kör olmuş. Bunlar hep böyle olması gereken şeyler gibi geliyor. Ya değil değil. Dikkat ettiğin zaman öyle olmadığını anlıyorsun. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bize o uyanıklığı nasip eylesin. 184. sayfaya geldik. Buradan devam edeceğiz inşallah. Ömrümüz olursa, Cenab-ı Hak fırsat verirse, kapılarını açarsa, onun dilimize, kalbimize, gönlümüze, aklımıza, göğsümüze bağışladığı hakikatleri paylaşmaya çalışacağız. Allah Bediüzzaman Hazretlerinden de razı olsun ki böyle metinler yazmış. Yolumuzu çok kolaylamış arkadaşlar. Allah ondan da razı olsun. Ona ve bütün nur talebelerine rahmet eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.